İyi akşamlar. 3 Ekim 2022 Pazartesi saat 19 Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz kim sorumlu? Haberlerimizin içinde biz de sorumlu aramaya çalışıyoruz ama Türkiye şöyle bir ülke. Lüzumu olduğunda ya da hesap verileceğinde hiçbir şeyin sorumlusu bulunamaz. Bizim ülkemiz biraz öyle. Mesela enflasyon veya Sayıştay raporları. İlginç başlıklar var. Haberlere başlayalım ama biliyorsunuz bütün ülkeyi üzüntüye boğan bir olay. Onur Şener 45 yaşındaydı. 5,5 yaşında bir kızı vardı. Ve istediği istek olarak gelen şarkıyı söylemedi ya da bilmiyor diye bir müzisyeni katlettiler. Herkes lanetliyor şimdi ama o artık hayatta değil. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? 5 yaşındaki evladından onu ayırdılar. Kızına artık yeni şarkılar söyleyemeyecek. Onu dinlemeye gelenlere ve sevenlerine de. Müzisyen Onur Şener Ankara Çayyolu'nda sahne aldığı mekanda istek yapılan şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Hayatını kaybetti. İnsan sevgisiyle dolu bir oğlum vardı. Aslan yürekli, cesur, itti oğlum. Çaldılar oğlumu benden, erkenden çaldılar. Bir an düşün bize bak. İnanamıyorum. Onur, güzel kardeşim, nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için. Nereye gidiyoruz belli değil. Belli değil halimiz. 45 yaşındaydı Onur Şener. Hayatını müzik yaparak kazanıyordu. Çalıştığı mekana gelen 5 kişilik grup gecenin ilerleyen saatlerinde bir şarkı istedi. Ama Şener şarkıyı bilmediğini, hatta iddiaya göre canlı müziğin de bittiğini söyledi. Aralarında sözlü tartışma çıktı. Polis gelene kadar kaos dinmedi hani. Polis geldikten sonra biraz ortalık yatıştı. Olay cumartesi sabaha karşı 2.30-3 sıralarında yaşandı. Ve sadece bir istek şarkısını Onur Şener'in canlı okumaması üzerine. Aslında tartışma içeride yaşanmıştı ama iddiaya göre o tartışmayı çıkartan grup dışarıda Onur Şener'i beklemeye başladılar. Ve dışarıya çıktığında üzerine yürüdüler. Bir cam parçasıyla boynuna aldığı darbelerle Onur Şener ağır yaralandı, yere yığıldı. Onur'un bırakın bugüne kadar kavga ettiğini, herhangi birine sesini yükselttiğini bile görmedim. Aslan gibi oğlum gitti, iyi hak etmiyordu, hak etmiyordu. Korkunç cinayete karışan 5 kişi var. Bunlardan ikisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, birisi TAİ'de mühendis. Diğer 2 kişi de onlarla birlikte mekana gelen kız arkadaşları. 5'i de gözaltına alındı, adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler emniyette birbirini suçladı. Bakanlık müfettişi Ali G ile TAİ'de çalışan Semih S ilk ifadelerinde Onur Şener'i yine bakanlıkta kamu görevlisi olan İlker Kağan'ın öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını söyledi. İlker K ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Üçü de tutuklandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı. Birkaç kişinin şımarıklığı yüzünden vahşice katledildi. Bu davanın peşini hiçbirimiz bırakmayacağız. Bu konu sadece Onur Şener'i değil, tüm gece sahne alan sanatçıların tamamını ilgilendirmektedir. Tüm güvenlik açıklarının ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Mekanların içindeki güvenlik mekanın dışında da olmalı diye düşünüyorum. Yani müzisyenin can güvenliği müşterilerden daha az olmamalı. Avukatı, müzisyen arkadaşları güvenlik sorununa dikkat çektiler. Olayla ilgili soruşturma devam ederken olay yerini gören güvenlik kameralarının da çalışmadığı iddia edildi. Aşık olduğu bir kız çocuğu vardı. Bu şekilde gitmiş olması inanılır gibi değil. Hani bu bir trafik kazası, bir hastalık falan değil. Bizim arkadaşımız öldürüldü. Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir hayal oldu. Müzisyen Onur Şener'den geriye küçük kızıyla geçirdiği güzel vakitlerin görüntüsü, ailesinin, sevenlerinin yüreğinde ise kocaman bir acı kaldı. Görüldüğü, anlaşıldığı kadarıyla bu da muhtemelen bir sen benim kim olduğumu biliyor musun cinayeti. Ya bu ülke bu insanlardan, bu çeşit, bu tür insanlardan bıktı. Kaç kere söyledik bunu. Nasıl bir insan tipi yetiştiriliyor? Ve yani olayın vehameti, yaşanan
olayın vehameti inanılmaz da bütün bunları bir şarkı için, istedikleri bir şarkı için yapıyorlar. Sınavdı, mülakattı, devlete, bakanlıklara, müfettiş olarak filan aldıkları insanlara bakın. Bu arada da milyonlar KPSS'den sonra işte neyse atanmayı beklesin bu ülkede. Allah rahmet eylesin. Yakınlarının da başı sağ olsun. Bütün müzik camiasının da, onlara da Allah kolaylık versin. Efendim şimdi ekonomiye geçiyoruz. Ekonomide enflasyon açıklandı. Enflasyonda 24 yılın rekoru %83.45. Biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Yıllık enflasyon ENAG'a göre %186, rakamları Ayarlama Enstitüsü'ne göre %83.45. Sayın Erdoğan, enflasyon düşürme kabiliyetiniz TÜİK'e makyaj yaptırmak mıdır? Madem enflasyonu düşürme kabiliyetine sahipsiniz, enflasyonun dünya rekorları kırmasına neden izin verdiniz? Düşürün o zaman, elinizi tutan mı var? Bu neyin havası, neyin cakası? AK Parti iktidarı döneminin enflasyonla mücadele konusundaki en başarılı kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'dur. Rakamları manipüle ederek yaptığı mücadelenin çeyreğini bile Merkez Bankası yapmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha birkaç gün önce enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahibiz demişti. Ama TÜİK'e göre enflasyon çıkışta Eylül artışı %3,08 olurken geçen ay %80,21 olan yıllık enflasyon da %83,45'e çıktı. 24 yılın rekoru kırıldı. Muhalefet bir kez daha TÜİK rakamlarına odaklandı. Gerçek enflasyon makyajlı TÜİK rakamlarının en az iki katı. Elindeki 100 liranın, 200 liranın, 500 liranın nasıl eridiğini her markete gittiğinde görüyor. Bu enflasyon rakamları da Nebati'nin söylediği epistemolojik heterodoks nöroekonomi programının bir sonucudur. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Vatandaş tencere diyor, onlar heterodoksos diyor. Ne dedikleri belli değil. Tüp fiyatları %300 aşmış durumda. Elektrik fiyatları %300 aşmış durumda. Vatandaş onu soruyor. Muhalefet TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları makyajlı derken bağımsız araştırma grubu ENAG ve İstanbul Ticaret Odası rakamları TÜİK rakamının çok üstünde. Yeni Günde konuşan Cumhurbaşkanı ise bir kez daha ekonomimize kurşun sıktılar dedi. İstanbul Ticaret Odası yıllardır bu ülkede enflasyon hesaplaması yapıyor. %107 buluyor. ENAG çalışma grubunun yayınladığı enflasyon %186 düzeyinde. Türkiye dünyadaki en yüksek 6. enflasyona sahip oldu. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı. TÜİK fiyatlarıyla son bir yılda patates %170, şeker %164, süt %127 zam görmüş. Savaşın olduğu Ukrayna'da enflasyon %24, işgalci Rusya'da enflasyon %14,5. Hadi bakalım, takabiliyorsanız buna bir kulp takın da görelim. Dışarıda da bir miktar emtia fiyatlarında gevşeme var. Niye biz aylık %3'ün üzerinde enflasyonla karşı karşıyayız? Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın hızla yapabileceği bir kabiliyeti varsa özellikle üretici fiyatlarında 3 haneli rakamlara kadar taşımayı başarmıştır. Küresel gelişmelere tam ters adımlar atarak enflasyonu düşüremezsiniz. Bunları yapan bir hükümetin enflasyonu düşürebilmesi mümkün mü? O zaman düzeltemez. Cumhurbaşkanı bir kez daha enflasyonun üstesinden geleceğiz dedi ama bu vaat muhalefete göre hiç inandırıcı değil. Birkaç gündür en çok yaptığım şeylerden biri Nurettin Nebati'nin o meşhur paragrafı konuşmasındaki, onu çevirmeye çalışıyorum. Çeviri yapıyorum yani. Elimden geleni yapıyorum. Soruyor insanlar. Elbette latif bir biçimde soruyorlar. Elbette kinayeyle soruyorlar. Ama bir yandan da anlamaya da çalışıyorlar filan. Çevirdiğin zaman da bir mana çıkıyor mu oradan? Yine de bir mana çıkmıyor. Bir mana çıkmıyor yine de. Çünkü cümle içinde kullansın diye önüne yazılmış. Böyle fiyakalı işte. Ne bileyim, entelektüel görünsün filan diye yazılmış fakat tuhaf. Ve herkesin de dilinde. Yani öyle acayip bir yandan da kurgu var. Bazen öyle şeyler söylüyor ki gerçekten bunu bir daha söylemesini istiyoruz. Yani birlikte, hep birlikte ülkece dinleyeceğiz yani.
bir kere daha söylemesini istiyoruz o paragrafı. Belki de açar veya çevirmen de kullanılır. Ama şöyle duruyor karşıdan, hem ekonominin haline bakınca hem o söylenenlere bakılınca işte bizim evde epistemoloji var filan gibi bir şey. Yani diğer tarafta ne var peki? O süslü cümlelerin yanında bayağı hazırlık gerektiren, üstüne çalışılması, büyük akademisyenlerimiz de aynı şeyi söylüyor. Üstüne çalışmamız lazım diye söylüyorlar. Yıllık enflasyon TÜİK rakamlarına göre %83.45. Enaga göre %186. İstanbul Ticaret Odası'na göre %107. TÜİK'le İstanbul Ticaret Odası'nın da arası açılmaya başladı. Üretici enflasyonu %151. Tamam, ihracat filan o kısmı bir kenara bıraksak gene de ileriki zamanlarda enflasyonla ilgili korkutucu şeyler söylüyor bu bize. Ama bütün bunlar için bir de Hazine ve Maliye Bakanı'nı biraz anlayabileyim diye David Helfand'ın bir kitabını okudum. Kitap ilginç, yani bir bölüm var. Yalanlar, lanetli yalanlar ve istatistikler diye. Arka arkaya pek çok rakam sıralanıyor filan. Neredeyse bunların hiçbiri doğru değil. Ya da şu anda doğru değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen bir konuşma yaptı. Cumartesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Türkiye'nin milli gelirinin 1 trilyon dolar sınırına getirdiklerini söyledi. Şu anda 600 milyar dolarlarda filan. O çok eskide kaldı. Bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine, hükümet sistemine geçtikten sonra ne kazandıysak kaybettik. Arada da 20 yıl kaybettik bir de insan hayatında. Ama bu arada kimler ne söylüyor bir bakalım ekonomiyle ilgili. Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Amasya Milletvekili, vatandaş halinden çok memnun demiş. Şaka değil demiş yani. İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum Milletvekili, alım gücü arttı demiş. Bugün enflasyon var. Evet. Allah aşkına, rafta bulunmayan bir şey var mı? Olmayan bir ürün var mı? Şükür alım gücü ciddi oranda arttı. TÜİK'in hesabıyla %83,45'e yükselen enflasyon rakamları için iktidar cephesinden gelen ilk yorumlar. Tarım Bakanı Vahit Kirikçi, enflasyon var ama raflar dolu dedi. Mecliste konuşan AK Partili vekiller, vatandaşın alım gücü yükseldi, herkes halinden memnun, şükürler olsun değerlendirmesi yaptı. Şükürler olsun tarımcımız, ziraatçımız, aklınıza gelebilecek Türk halkının istisnasız tümü hakkında söyleyebilirim ki hükümetimizin çalışmalarında memnun. Sosyal medyaya bakmayın siz. AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, vatandaşın memnuniyetinden söz ederken iktidara yönelen eleştirilere tepki gösterdi. Oysa yılın başında 13 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine kendi aracının deposundan örnekle akaryakıt zamlarından dert yanmıştı. Amasya yakın, gerçekten depoyu doldurdum ta 900 lira. Gidiş geliş 2000 lira. Yani tabii maliyet hesabı nasıl yapmayalım? Yapıyoruz. TÜİK Ocak ayında enflasyonu %48,69 açıklamıştı. Bugünkü rakamsa %83,45. Motorin o tarihte Ankara'da 11,5 liraydı. Bugün 24 lira 62 kuruş. AK Partili Karahocagil, enflasyon daha düşükken akaryakıt hesabı bile yaptığını itiraf etmişti. Şimdi ise enflasyon daha da yükselmişken vatandaş çok memnun diyerek şaşırttı. Hem köylerimize gittik, hem esnaflarımızı ziyaret ettik. Şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri şuna vurgu yapıyordu. Biz insanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Şükür alım gücü ciddi oranda arttı ve enflasyona ezdirilmez hale geliyoruz. CHP'li Veli Ağbaba, yüksek enflasyon karşısında ücretlerin nasıl eridiğini, vatandaşın alım gücünün nasıl düştüğünü rakamlarla açıkladı. Haziran ayından bugüne son 3 aylık ortalama enflasyon artışı 7,05 puan oldu. Haziran ayında 5500 TL'ye yükselen asgari ücret 5137 TL'ye, 3500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı 3269 TL'ye, Temmuz ayında 8462 TL'ye yükselen en düşük memur maaşı ise 7904 TL'ye geriledi. TÜİK verileri çarpıttıkça emekçilerin maaşı da erimeye devam edecek. 2023'te enflasyon da dizginlenmiş olacak. Cumhurbaşkanımız düşecek diyorsa düşecek. Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa öyledir. Evet. İşte bu nedenle de alay eder gibi böyle şeyler söylüyorlar.
ne diyorsa öyledir diye. Ya bu ülkede herkesin kendi hikayesi var. Bu hikayelerin bir araya gelmesiyle koca bir millet oluşuyor. Bu millet bu ülkeyi savaşla kurdu. Ve çalışarak yaşıyor bu insanlar. Ama bakıyoruz. Ya ben üstüne ne diyeceğimi şaşırdım hakikaten. Biraz müstesni bir şey. Ya bir espri yapayım falan diyorum. Ya yapamıyorum. Bundan daha büyük espri olur mu? Enflasyonun düşmesiyle ilgili de birazdan söyleyeceğim. Bakın. Maaşlar bir yandan eriyor. Enflasyon ölçümünde de bir sepet oyunu var. Onu da izleyeceğiz. Sonra bu enflasyonun düşmesi ne demek? Düşmemesi ne demek? Efendim enflasyon düşse hayat pahalılığı bitiyor mu falan? Bir onlara gireceğiz. Çünkü orada da laflar karışmaya başladı. Bakın pazar da olmuyor. Alım gücü ortada. TÜİK'in enflasyonuyla sizin hissettiğiniz enflasyon örtüşüyor mu? Kesinlikle örtüşmüyor. Bu masalı nereye anlatırlarsa anlatsınlar. Benim mutfak hesabımın hiçbir hesabıma uymuyor. Enflasyon açıklanırken de gelir gruplarına göre enflasyonu açıklamıyor TÜİK. Aslında bunu da açıklaması gerekir. Dar gelirli çok daha ağır hissediyor enflasyonu. Çünkü kira ve faturaların dışında bir tek gıda alışverişi yapabiliyor. En çok zamlanan da gıda ürünleri oluyor. Gıda enflasyonu yine genel enflasyonun üstünde geldi. TÜİK'e göre %93'ü aştı. DİSK'e göre ise en düşük gelirli %20'lik grubun gıda enflasyonu %137'ye çıktı. İşte tam da bu yüzden talepleri enflasyonun gelir gruplarına göre hesaplanması, yani TÜİK'in sepetinin tüketicinin sepetine uymasını istiyorlar. Ayda 50 bin lira harcayan insanın gıdaya ayırdığı payla 5500 lira asgari ücretle 6 bin lirayla geçinen insanın gıdaya ayırdığı pay çok farklı. Dar gelirlinin harcaması içerisinde gıdanın payı daha yüksek olduğu için dar gelirinin, emeklinin, asgari ücretlinin gıda enflasyonu çok daha yüksek. 409 ürünlük sepetin %1'ini altın mücevher oluşturuyor. %0.23'ünü kuru soğan oluşturuyor. Kuru soğanın 4 katı kadar etkiliyor altın mücevher sepeti. Dar gelirlinin birikim yapmak bir yana ay sonunu bile getirmeye zor yetiyor maaşı ama TÜİK'in enflasyon sepetinde altının ağırlığı dar gelirlinin en çok bütçesinden ayırdığı gıda ürünlerinden biri olan kuru soğanın ağırlığından çok daha fazla. Yani TÜİK'in enflasyon hesabında altının fiyatı 1 birim düştüğünde kuru soğanın fiyatı ise 4 birim arttığında enflasyon değişmiyor. İşte DİSK bu yüzden ayrı bir hesap yapılmasını talep ediyor. Çünkü işçi yaş pasta tüketmiyor, altın mücevher tüketmiyor. Gündelikçi ücretine, zaten gündelikçi kendisi işçi. O zaman gündelikçinin enflasyonu ne olacak? Gündelikçi ücreti bile sepette 55. sırada, kuru soğan 100. sırada. Gelirinizden daha çok altına mı ayırıyorsunuz yoksa kuru soğan? Vallahi biz doğru dürüst et alamıyoruz. Ne altını ya? Altın nereden gelsin? Kuru soğana, patatesi nerede uygun bulursam gidip alıyorum. Karnımızı doyursak ona da şükür. Yani gıda ürünlerinin fiyatı artarken TÜİK'in enflasyon sepetindeki ağırlığı daha fazla olan bir başka ürünün fiyatı azaldığı için enflasyon rakamları tüketicinin hissettiği gibi gelmiyor. Maaş zamlarını ise her gelir grubu için TÜİK'in o sepeti belirliyor. Üstüne güncellenmeyen vergi dilimleri de eklenince maaşlar eriyor, alım gücü düşüyor. Ücretli enflasyonu gerçekte çok yüksekken mevcut hesap yöntemi yüzünden enflasyon artmamış gibi görünüyor. Biz altın yemiyoruz, kuru soğan yiyoruz ama işte maalesef. Aman abi, kırar kırar yersin. Altının varsa tabii. Olanlar var. Onlar yiyor besbelli. Kendilerine göre de bir sepet ayarlıyorlar. Şimdi bu enflasyon meselesinde son günlerde şu söyleniyor sürekli. Yılbaşına doğru düşecek. Yılbaşında düşecek. Yeni yılda düşecek. İşte yılın son çeyreğinde düşecek filan deniyor. Hükümet kanadından hep bunlar söyleniyor. Burada anlattıkları şey aslında şu. Bu Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yeni modeli uygulamaya başlamasıyla birlikte filan enflasyon patladı ya. Yani biz fiyat istikrarından, efendim, ya da ne bileyim ben, karnımızı doyurmaktan epistemolojik bir kopuş yaşadık ya. Yani ondan sonra işte zaten patlayan enflasyon belli bir noktaya kadar geldi. Şimdi aynı döneme geleceğiz. Aynı dönemde o kadar artmazsa enflasyon düşüyormuş gibi görünecek. Bir şey yapıldığından değil, enflasyonla mücadele edildiğinden değil, enflasyonla mücadele edilmiyor Türkiye'de. Enflasyonla ilgili bir de şunu söylemek lazım ve asla unutmamak lazım. Enflasyonun düşmesi demek, hayat pahalılığının düşmesi demek değil. Mesela şu kupanın,
fiyatı 4 kat arttı. Sonra enflasyon düştü, bu kupanın fiyatı yine onunla beraber 4 kat aşağı düşmeyecek ya da ne kadar düşüyorsa. O fiyat orada kalacak. Kalacak. Üstüne 4 kat arttı, işte %400 enflasyon. Üstüne ne geliyorsa ondan sonra da %200 ise o bu sefer o kadar artacak daha. İnsanların maaşları o derecede artacak mı? İşte artmıyor. Hemen eriyor. Alım gücü artmıyor. Esnaf ne yapıyor bu durumda? Esnaf ne yapıyor? Kepenk açmaya çalışıyorlar ama kepenk açmak %60 daha zamlandı. Mutfağı önce ödüyordum. Ceyran faturası 8-9 bin lira. Şu anda 30 bin lira ceyran faturası ödüyorum. Gaz parasına gelirsen 3500 lira geçen sene ödüyordum. 18-20 bin lira gaz parası ödüyorum. Ceyran, su, ben buraya ödediğim para, dükkanı aç, açma. 60 bin lira para. Yani bu Allah'a reva mı ya? Hangi esnaf bunun altından kalksın? Yani %60'da kiraya zam gelirse zaten bütün esnaf dükkanını kapatsın derim ya. Enflasyonun açıklanmasıyla esnafın kira zammı da belli oldu. %59,91. Bu 5 bin liralık kiranın bile 8 bin liraya çıkması demek. Üstelik dükkanın kepengini açarken tek gider kira da değil, faturalar da zamlı. Elektriğe %30, doğalgaza ise %47,6 zam gelmişti. O zamlar da faturalardaki yerini aldı. %10'u bile karşılayacak durumumuz yok. Zaten kiramızın inmesi gerekiyor. İş yapamayınca daha da inmesi gerekirken yani artması ne demek yani? Esnaf şayet bu şekilde %60 kesinlikle olacaksa zaten şimdiden söylüyorum. Bütün esnaf dükkanının kepengini kapatır. Öyle bir para kazanamıyor esnaf. Esnaf Muhammed Bey bugüne kadar karşılaştığı en yüksek faturalarla karşılaştı. Daha kışın başında ısınma maliyeti de yok. Gelen doğalgaz ve elektrik faturalarının toplam maliyeti 52.368. Evet, faturalar da burada. İncelemek isteyen kişiler inceleyebilir beyler. Burada yalan yok, dolan yok. Halkı biraz düşünmek lazım, esnafı biraz düşünmek lazım. Her gün standart yaktığım elektriği yakıyorum. Her gün standart kullandığım gazı kullanıyorum. Daha kış gelmedi canım. Kış geldiği zaman bu 30-35'i de bulacak yani. Konutlarda kira zammına %25 sınırı getirilmişti. Ancak dükkanlarda böyle bir sınır yok. Bu ay sözleşmesi yenilenen esnaf %60 zamla ödeyecek kirasını. Nasıl ödeyeceğiz? Bir kirayla bir elektriği karşılarsa hani dengeye geliyor şu anda. Esnaf olarak zaten zor durumdayız. Şu anda insanlar geliyor, zam yapamıyoruz. Zam yaptığımız zaman çok tepki görüyoruz. 15 lira elektrik parası geliyor. 15 bin lira mı geldi elektrik? 13 küsür geldi bu ay. Yani gittikçe artıyor. Kış geldikçe daha çok artıyor. Elektriksiz hiçbir şey olamaz. Açamazsın dükkanı. Kepeğini bile açamıyorsun. Her şey elektriğe bağlı. Yani öyle bir para kazancı esnafta yok. Esnaf zaten sıkıntıdadır. Süt ürünlerine bugün itibariyle %15 daha zam geldi. Geçen hafta aldığım pirinç 22,5 liraya, şimdi 27 lira oldu. Kuru fasulyeyi alıyordun 35 liraya, şimdi 60 lira oldu toptan fiyatı. Bir yanda artan giderler, diğer yanda ise tüketicinin düşen alım gücü. Daha az iş yapıp daha yüksek kira ve fatura ödemesi bekleniyor esnaftan. İşin içinden çıkamıyorlar. Ciromuz düşüyor, kiramız artıyor. İşimiz düşüyor, elektrik faturası artıyor, eleman maaşı artıyor ama işler habire düşüyor. Çıkamıyoruz, anlamıyorum ben. Ben de bazen şaşırıyorum, biz nasıl iş yapıyoruz, nasıl ayakta duruyoruz diye. Kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlardan paylaşalım. Bir izleyicimiz demiş ki, biliyorsunuz kim sorumlu diye etiketimizi açıklamıştık. Bir izleyicimiz diyor ki hiç kimse. Bir başka izleyicimiz de hepimiz sorumluyuz demiş. Bu arada çok hakikaten hayatını kaybeden, katledilen müzisyenle ilgili çok sayıda mesaj var. Herkes şok olmuş durumda. Bugün çarşı, pazar, market fiyatlar uçmuş, fiyatları görünce gözlerde ışıltı değil, şimşekler çakıyor demiş. Biz de devam ediyoruz şimdi. O şimşekleri yine çaktırabilecek başka bir haber var sırada. Sayıştay 2021 yılı denetim raporlarını açıklamaya başladı. Sadece iki kurumdan o rapora düşenler, yani iki kurumun denetiminden çıkanlar bize ne söylüyor biliyor musunuz? 55 milyar lira yok, uçmuş. Nereye gittiği belli değil. İşten çıkartıldım. Ben de İşkur'a geldim, en azından 6-7 ay maaşımı alabilirim burada belki. İşçinin parasının işçiye verilmesi gerekirken işverenlere de teşvik ve destek adı altında para ödenirken
Bunlardan da ziyade ayrıca da bilmediğimiz bir yerlere de bu para gidiyor. İşsizlik ödeneği için gelmiştim. Ne zaman çıktınız işten? Bu ayın sonunda cuma günü çıkmıştım. İşsizler bir umut işsizlik maaşı için başvuruyor ama her çalışandan para kesilmesine rağmen her işsize maaş bağlanmıyor. O paranın toplandığı işsizlik sigortası fonundansa yaklaşık 29 milyar liranın kaybolduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre sadece 2021 yılında 12 milyar liralık açık var. Yani günde 33 milyon lira. İşsizlik maaşı ödemesi ise aynı yıl 5,5 milyar lirada kaldı. Sayıştay raporları da diyor ki toplamda 12 milyar yani eski parayla 12 katrilyon gibi bir açık gözüküyor. Bu giderlerin fatura bazında, ödeme bazında kalem kalem nerelere gittiğini bizim görmemiz mümkün değil. Sayıştay raporuna göre işsizlik fonundan aktarılan paranın bir kısmı kayıp. 12 milyar liranın akıbeti bilinmiyor. Akıbeti bilinen tek şey bu fondan aktarılan işsizlere yapılan ödeme 5 milyar lira. Yani kaybolan son dönem parasının da kat be kat altında. Nereye gitmiş olabilir bu paralar? Nereye gitti belli ya. İşsizlik sigortası fonunun amacı işsiz kalanlara aylık işsizlik maaşı vermekten ziyade fon işverenlere destek ve teşvik amaçlı bir fon haline geldi. Sayıştay'ın peşine düştüğü milyarlarca lira bir yana yılın ilk 8 ayında işsize 7 milyar 860 milyon lira, işverene ise teşvik adı altında 15 milyar 830 milyon lira ödeme yapıldı. İşverenlerin fondan yararlanabilmesi için danışmanlık şirketleri bile var. Biz danışman şirketiyiz. İşte firmaların bu teşvikleri oluyor. Onlarla ilgili evrak bırakıyoruz. Yani İşkur'dan ödenek alıyoruz. Ödeneği işveren alıyor. Biz de onlarla ilgili destek oluyoruz. İşkur aslında işsize ödenek vermesi gereken kurum. Öyle ama İşkur aynı zamanda işverenlerin de işte iş alımında, işçi alımında da destek oluyor. Bir diğer Sayıştay raporu ise SGK'ya ilişkin. Hastanelere aktarılan 81 milyar liranın 42 milyar 300 milyon lirasının nereye harcandığı bilinmiyor. Yani Sayıştay raporlarındaki sadece bu iki kalem, işsizlik fonu ve hastanelere aktarılan para, 2021 yılında toplamda 55 milyar liranın buhar olduğunu ortaya koyuyor. Bu aradaki fark 14 adet şehir hastanesinin kira ve diğer müşteri garantili hizmet bedelleri için kullanılıp kullanılmadığı belli değildir. Bu parayla Türkiye'de gerçekten tarımı, köylüyü desteklemek ve enflasyonu düşürmek mümkün olabilirdi. Ama bu para nereye gidiyor? Kamuda tasarruf filan. Ha bir de şunu söylemek lazım. Sanılmasın ki efendim işverene destek veriliyor, işsizlik çözülsün, istihdam artsın diye işsizlik fonundan. Bazı onlarda gene nereye gittiği belli. Bir de o var. O hariç bu paranın nereye gittiği belli değil. Devlette böyle bir durum var şu anda. Borsa vurgununa gidelim. SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı bir suç duyurusu vardı biliyorsunuz. 8 gözaltı var borsa vurgununda. Fakat muhalefet Nebati'yi soruyor. SPK yetkililerine soruyoruz. Madem manipülasyon yaptığını düşündüğünüz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor. 2 ay neyi beklediniz? Yaptığınız bunun için adı görevi ihmal değil mi? Bu suç değil mi? Hepimizin gözleri önünde Türkiye'de açıkça 3-5 tane manipülatörün elinde borsada çok büyük bir vurgun yaşanmış. Yakın dönemdeki önemli finansal skandallardan birisidir. Yani birkaç kişi sadece birkaç hisseyi değil bütün borsayı manipüle etmiştir. Muhalefetin skandal, manipülasyon ve vurgun olarak tanımladığı borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin SPK'nın yaptığı suç duyurusunda yargı ilk adımı attı. Haklarında yakalama kararı verilen 10 kişiden 8'i gözaltına alındı. 2 isim yurt dışında. 3-5 borsa simsarının yaptığı işlemlerle Türkiye'de önce borsada bir balon şişirilmiş, sonra da bu balon sert bir biçimde patlatılarak küçük yatırımcının tasarrufları alenen gasp edilmiştir. 3-5 yandaş cebini doldururken binlerce küçük yatırımcının canı yandı. SPK'nın suç duyurusu için hazırladığı raporda şüphelilerin Ağustos ve Eylül aylarında bankacılık sektörü paylarına ait vadeli işlem piyasalarındaki hareketlerinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi ve SPK'nın ilgili maddesi gereğince suç duyurusunda bulunuldu. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacı
amacıyla alım veya satım yapanlar, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Anadolu Ajansı'nın haberine göre hakkında suç duyurusunda bulunan kişilerden MA'nın ve şirketinin sadece bir günde 13 Eylül 2022 tarihinde toplam 1 trilyon 421 milyar 147 milyon lira değerinde pay piyasalarda işlem gerçekleştirerek o günün piyasadaki en büyük alıcısı oldu. Ayrıca MA hakkında daha önce kurulca 24 kez suç duyurusunda da bulunulduğu ortaya çıktı. Şu anda en çok getiri getiren yer Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacakları artık çok açık. Nebati Bakan küçük yatırımcıya gel gel yapıp borsada silkelenmelerine vesile olacak tweetler atarken nerelerdeydiniz? Ne yazık ki saray yönetimi elinde, ülkemizde artık tuz koktu. Kuzu kurda emanet edildi. Açıkça sermaye piyasası kurumu yöneticilerinin ve ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu balonun şişmesinde ve bu manipülasyonun gelişmesinde açık ve aleni bir etkisi olmuştur. Sayın Nebati açıkça milletimizi borsada bu manipülasyona girecek şekilde yatırıma davet etmiştir. Yaşananlar sonrası muhalefet Ağustos ve Eylül aylarında 3 hafta içinde 3 kez borsaya yatırım tavsiyesinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı'nı suçluyor. Bakan sessiz ama muhalefetin okları Bakan Nebati'nin üzerinde. Şu anda en çok getiri getiren yer Borsa İstanbul. Evet. Altın, dolar, avro dahil olmak üzere tamamı enflasyonun altında bir getiri sağladı. Açıkça siyasetin teşviğiyle yaşanmıştır bu manipülasyon ve bunun sonuçlarını nasıl o manipülatörler bugünkü suç duyurusuyla çekeceklerse siyasetin ve ilgili kurumların yöneticilerinin de çekmesi beklenir. Bakan Nebati'nin 11 Eylül'deki son açıklamasından 2 gün sonra borsada sert düşüş başlamış. Bir ay içinde %170 yükselen banka hisseleri o haftada %35 değer kaybetmişti. Muhalefet siyaset de sorumlu, gereken yapılmalı diyerek oklarını iktidara çevirdi. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Öç'ten bizimle birlikte olacak ve şimdi bu borsa ve SPK'nın suç duyurusu sonucunda işte 8 gözaltı var. Ama muhalefet Nebati'yi soruyor dedik ya. Şimdi muhalefete de bir şeyler soralım. Bir de altılı masa var. Muhalefet kendi içinde ne arıyor ne soruyor bir onu öğrenmeye çalışalım. Tülay bir şey çıktı mı bu hafta sonu? Ben pek bir şey duymadım doğrusu. Tam olarak da anlamadım. Senin anladığını ne anladığını çok merak ediyorum. Selçuk, hemen altılı masaya geçeceğim ama az önceki haberimizle ilgili bugün muhalefet Bakan Nebati'yi sürekli dile getiriyorlar ama bununla ilgili ne yapacaksınız diye birkaç nabız yokladık. CHP bir hafta önce, daha doğrusu borsadaki vurgun ve spekülasyonlarla ilgili bu iddialar ortaya çıkarıldıktan sonra bir araştırma önergesi hazırlığına başlamıştı. Ancak SPK'nın bugünkü hamlesinden sonra o araştırma önergesi yeniden revize ediliyor. Bakan Nebati'nin söyledikleri borsa iyi yatırım aracıdır şeklindeki sözlerini de başa çekerek ve daha sonra bu borsadaki vurgun iddialarının bürokratlara da uzanacak şekilde biraz daha genişleterek bir araştırma önergesi hazırlayacaklar. Şu anda MYK toplantısı vardı CHP'de, ona son şekli verilecek ve önümüzdeki hafta ya da haftalarda bu konu gündeme gelecek, siyasetin gündemine gelecek. Diyorsunuz ki araştırma önergesi ne oluyor sonuçta? Genelde muhalefetten gelen araştırma önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor ama kayıtlara düşülüyor ve herhangi bir yönetim değişikliğinde bunlar raftan indirilecek ve bunun hesabı herhalde yargı önünde sorulacak. Öyle bir sürece gidiyor. Onun dışında altılı masaya gelecek olursak, Selçuk, altılı masa ikinci turuna başladı ama dünkü bildiride şunun altını özellikle çizdiler. Hem seçim takviminin zamanı daraldı, hem kamuoyunda artan beklentilerin bilincindeyiz ve biz bu nedenle çalışmalarımızı hızlandıracağız dediler. Ortak aday vurgusu yapıldı, ortak program vurgusu yapıldı, ortak çalışma grubu, ortak taahhütler. Yani dün tekrar ortaklaştılar, hedeflerde ortaklaştılar ve daha hızlı bir sürecin... Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi tabii ki. Bu toplantılarla ilgili ta en başında şunu söylemiştim. Bu toplantıların bir gündemi olsa, efendim eğer seçimi kazanırsa bu altılı masa, muhalefet ne yapacaklarına dair programları ortaya koyabilecekleri bir ana fikri olsa ve her birinde bir şey açıklasalar daha iyi olmaz mı diye sormuştum. Bunu hala yapmadılar.
Bu konuda ne düşünüyorsun? Selçuk, şimdi tam böyle her toplantıdan sonra bir program açıklamayacaklar, ancak şunu yapacaklar. Şimdi hep bu geçiş sürecinin yol haritası diyoruz ya, bu geçiş sürecinde biz bir ortak aday belirleyeceğiz. Bu ortak aday 6 lider hangi konularda, hangi söylemde uzlaştıysa Cumhurbaşkanı adayı da onları savunacak. Dolayısıyla öncelikle biz bunları ortaya çıkaralım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın geniş yetkileri var. Cumhurbaşkanı adayı bu yetkilerin hangisini kullanacak? Hangisinde 6 liderin söz hakkı olacak? 6 lider ya da 5 lider eğer masadan biri aday olursa 5 lider bu önümüzdeki süreçte nerede bu yetkilerin kullanılmasında nerede yer alacak? Yani Cumhurbaşkanı mı olacaklar, yoksa o partinin bir temsilcisi, Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaklar, yoksa o partinin bir temsilcisi mi yardımcısı olacak? Bütün bunlar işte bu yol haritasında belirlenecek. Şimdi ikinci toplantı DEVA'nın ev sahipliğinde olacak. 16 Ekim gibi görünüyor. Ancak henüz kesin değil takvim. Şimdi bununla birlikte öncelikle ne yapacaklarını belki bir lansmanla, bunu bugün birkaç kaynaktan da doğrulattım. Genel başkanlar 2 ay sonra ya da en geç Aralık ortası ya da sonuna doğru bu yol haritasını bir lansmanla kamuoyuna duyuracaklar. Sonra da aday belirleme sürecine geçilecek. Bir de Ankara'da bugün çok merak edilen bir başka konu vardı. Hemen kısacık onu da vereyim. Kılıçdaroğlu saat 21'de yeni bir açıklama yapacağım. Beni çok ciddiyetle dinleyin çağrısı yaptı. Bunun Erdoğan içinde bir samimiyet turnusolu olacağını söyledi. Bizi öğrendiğimize göre bu bir helalleşme çağrısı olacak ve başörtüsünü kapsayacak. Selçuk, söz sende. Teşekkür ederiz. Tülay, kolay gelsin. Efendim, şimdi de bir metro tartışması var. Paylaşılamayan metro. Sorduk, araştırdık. Metroyu kim yaptı? Eli İstanbul'da, gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Hayat boyu elim işimde oldu, hiç gözüm başka bir yerde olmadı. Görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız hemen bu sorunları çözüyor. 3 sene civarında bir zaman diliminde parası bizden çıkacak. O finansman bize o şekilde verilse biz onu zaten yapardık. 2001'de faaliyete geçen Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2022 yılında ulaşabilen metro hattı kimin parasıyla yapıldı tartışmasını beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hattı bizzat açtı, bakanlığım hallediyor dedi. Hedefini aldı Ekrem İmamoğlu'ndansa maliyeti biz karşılıyoruz çıkışı geldi. Zaten İmamoğlu'nun açılışına davet edilmediği hattın girişine ulaştırmanın usu değil, belediyenin diğer hatlarında olduğu gibi M harfi konuldu. Durmak yok, yola devam dedik. Her ne kadar 7 yıl sürmüşse de metrosu olan havalimanını kapattılar. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Oraya davet edilmeliydik çünkü maliyetleri bizim bütçemizden kesiliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın ihalelerini ve anlaşmalarını yaptığı metro hattının maliyeti İBB'den karşılanıyor. İşletmesini de İBB üstlendi bile. En yüksek maliyet vagonlar. Onlar da belediyenin. Ulaştırma Bakanlığı'nın tanıtım videosunda da yer aldığı İBB logolu vagonlar, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta poz verirken sansürlendi logo. Bu mevcut belediye başkanı, ya ben de bir köşesinden tutayım. Yok böyle bir derdi. Biz de bu sene bitmeden 3 metro hattımızda daha açılış yapacağız. 7-8 ay içerisinde epeyce açılışımız var. Vakit geç olmadan birkaç tanesine katılırsa seviniriz Sayın Cumhurbaşkanı. Maliyetinin İBB'ye yapılacak ödeneklerden karşılanacağı metro hattı içinse Sayıştay, sözleşmeye aykırı kat be kat ek maliyetlere dikkat çekti. Sözleşme tutarı 102.600 lirayken şirkete ödenen tutar 114 milyon 75 bin lira. Fark 1111 kat. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz suç duyurusunda bulundu. Şirketler çok düşük fiyat verip ihaleyi kazanıyor. Bu işleri yapmaya sıra gelince yeniden ihale ediliyor. Pazarlık usulü adrese teslim ihaleyle bu kez fahiş fiyatlar veriyorlar. Ya bu çok dikkat çekici. Aziz İstanbul'un logosunu kapatmak ne demekmiş? Siyaseti buraya mı vardırdık, kutuplaşmayı?
Ya İstanbul'un logosu kapatılır mı? Herkesin logosu değil mi o? Efendim, evdeki yabancı haberi, çok ilginç bir haber. Dikkatle izleyin. Çankaya'da kızımın arkadaşı oturdukları eve iki tane Suriyelinin kayıtlı olduklarını söylediler. Biz de dedim ki nüfus müdürlüğüne gidin, müracaat edin demedim. Daha önce evet. Kızımla yaşıyordum. Evet. Kızım evlendi, yalnızım. Bugün öğrendik, doğru. Ha. Biri daha varmış. Ha, şimdi onu nüfusa zikrettik, dilekçe verdik nüfusa. Sahtekar biri var herhalde. 85 yaşındaki Ali Uğur Çiçeği kızıyla birlikte bir telaş nüfus müdürlüğüne götüren hanesine kayıtlı hiç tanımadığı bir isim. Son zamanlarda aynı iddia sosyal medyada ya da telefonlardaki toplu mesajlarda paylaşılıyor sık sık. Evimde bir yabancı kayıtlı diyenler uyarıyor. Ben de iddiaların aslı astarı var mı diye E-Devlet'e girdim ve bir de baktık ki eşimle benim dışımızda hanemizde bir kişi daha görünüyor. Adından soyadından yabancı uyruklu olduğunu düşündüğüm bir kişi. Hemen bağlı bulunduğumuz Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne geldik. Bir dilekçe verdik. O kişinin bizim hanemizden silinmesi için. Ama öncelikle polislerin gelip kontrol edeceği ve ondan sonra silineceği söylendi. Yani sorgusuz sualsiz eve kayıt olan yabancıyı adresten sildirmek hiç o kadar kolay değil. İsmin yok olmasını istiyorum, silinmesini. Buraya gelmemin maksadı gayrimeşru bir talebi olan adam olabilir. Zor durumda kalırız diye geldik. Evdeki yabancının adres tipinde diğer adres yazıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde sıkça sorulan sorularda tanımı net aslında diğer adresin. Kişinin asıl yerleşim yeri dışında kalan yazlık kışlık öğrenci yurdu, cezaevi ya da askerlik hizmetinin yapıldığı yer. Yani bu tanıma göre 85 yaşındaki Ali Uğur Çiçeğin ve Beril Ötkan'ın evi yurt, cezaevi, yazlık ya da kışlı olmalı. Tabii benim aklımda bir soru işareti var. Çünkü ben o adrese kayıt olabilmek için benden daha önce kayıtlı olan eşimin izin dilekçesi vermesi gerekti. Ben evli olduğum kişiyle aynı evde yaşarken izin dilekçesine tabi tutuluyorsam hiç tanımadığımız bir yabancı bizim evimizde nasıl görünüyor? Diyor ki benim yok diyor, ben tanımadığım insanlar diyor, iki kişi. Böyle saçma sapan şey, vatandaş tekrardan müracaat edecek. Kendi evine müracaat ediyor yani, böyle bir şey var mı? Fox Haber mail yoluyla Nüfus Hizmetleri Daire Başkanlığındaki yetkililere de sordu. Nasıl habersiz bir şekilde adreste bir yabancı kayıt olabiliyor diye. Gelen yanıtta teknik olarak bu mümkün değil denildi. Dilekçeyle ilçe nüfus müdürlüğüne ya da genel müdürlüğe başvuru önerisiyle. Evinde bir yabancının kayıtlı olup olmadığını merak edenler E-Devlet üzerinden yerleşim yerinde oturanlar belgesinden kontrol edebilirler. Bir de hiç adresi olmayanlar var. TOKİ'nin bir projesi var. Fakat projenin üstünden yıllar geçmiş, yarısının temeli bile yok. Kendimizi şanslı adetmiştik ama sürecin ilerleyen safhaları hiç de umduğumuz gibi gitmedi. Hala beklemedeyiz. Mağdur olan biziz. Yani müteahhit aldığı para kadar iş yapıyor. Devlet ek bütçe vermiyor ama burada mağdur olan aslında vatandaş. Yetkili yok ki, kime anlatayım. Bekçiye geliyor, soruyor. Müteahhit bıraktı gitti diyor. Başka yollarla ev sahibi olamayız dedik. Bu fırsat, bu fırsat. Şans dediler, fırsat dediler. TOKİ kurasına girdiler. İsimleri çıkınca da beklemeye başladılar ama aradan geçen 3 yılda İzmir Aliağa'daki projenin henüz yarısının bile temeli atılmadı. Geri kalanlar da hala evlerine kavuşamadı. 2022'de teslimdi. Ama şu an zaten bize çıkan dairelerin temeli bile yok. Onlar İzmir Aliağa'daki 614 TOKİ mağdurunun sadece bir kısmı. Hepsinin apayrı hikayeleri var ama ortak noktaları teslim edilmeyen evleri. Onlar bir an önce evlerine geçmek istiyorlar ama inşaat uzun süredir durmuş durumda. Sordukları ne zaman devam edecek sorusunaysa henüz cevap alabilmiş değiller. 70 milyar ödedik. Eşim zaten rahatsız, beyinden ameliyatlı. 4 tane çocuk, evim kira. 2,5 milyar ödüyoruz. Eşi kanser hastası olan 4 çocuğuyla kirada oturmak zorunda kalan Aynur Kangalgil, 2019'da Aliağa'da başlayan TOKİ'nin sosyal konut projesine 70 bin lira peşinat ödeyerek girdi. Evlerin bitiş tarihi olarak Şubat 2022 denildi ama vaatler tabelada kaldı. TOKİ ne diyor size? Şu numarayı arayın, bilgi alın. Arıyorum, çalıyor çalıyor, açan yok. Üçüncü oğlumu maddi sıkıntılarımdan dolayı üniversiteye gönderemedim. Çocuğumun hakkına girdiler. Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutunda inşa sürecini başlatıyoruz. 1 ila 1,5 yıl içinde sahiplerine
teslim edeceğiz. 614 konut için 2019 yılında kurallar çekildi, hak sahipleri belirlendi. 2020'nin Mart ayında ihalesi yapıldı inşaatın, 2022 Şubat ayında da bitmesi bekleniyordu. Ama yaklaşık 10 aydır inşaatta çivi bile çakılmadı. Şimdi benim hiçbir şeyim yok. Gecekondu evimiz var. 30.500 lira para verdik. Evi istimlak edildiği için 33 yıldır gecekonduda yaşayan 78 yaşındaki Mustafa Topuz'da elinde avucunda ne varsa bir araya getirip 2+1 evin peşinatı için verdi. Tek hayali torunu ve kızıyla beraber yeni evlerinde yaşamaktı ama hayalleri de TOKİ projesi gibi yarım kaldı. En büyük hayalimiz çocuklarımla burada baş başa kalmak. Parkta gidip torunumla otururum. Müteahhit projenin inşaatına başladı, sadece %20'sini tamamlayabildi. 13 bina kaba inşaatta kaldı, diğerlerinin ise temelleri kazıldı. İnşaat malzemeleri ise inşaatın durduğu günden bu yana dışarıda bekliyor. İnşaatta kullanılacak demirler pas işinde. Belediye bakanlığı atıyor, bakanlık olacak bekleyin diyorlar. Artı ben dolarla borçlandım. %25'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam peşinat ödedik. 32 bin gibi bir şey ödedim. Borcu aldığım zaman dolar 11 küsürdü. Şu an 20'ye yaklaştı. Dolarla borç alıp peşinat ödeyen de var. Aracını satıp TOKİ projesine giren de. İzmir Ali Ağa'da TOKİ mağdurları peşinatını ödedikleri evleri yerinde sayarken kira ödemeye devam ediyor. Toplamda 410 gibi bir para ödedim. 2022'de biteceğini düşünerek elimizde avucumuzda ne vardı sattık. Arabamızı sattık. Sonra kredi çektik ve buranın borcunu kapattık. Şu an üzerine biz hem kira ödüyoruz, hem kredi ödüyoruz, hem de arabamızdan olmuş olduk. Birazdan buradayız. Etiketimizde kim sorumlu demiştik? Bir izleyicimiz, kıymetli izleyicimiz, patron bizsek biz sorumluyuz demiş. Sorumluluğu var, patron olmak kolay değil. Doğru. Ama bunu asla unutmayın. Patron sizsiniz. Sizin vergilerinizle artık ne kadar verimli kullanıyorlarsa bütün yapılanlar, edilenler sizin vergilerinizde. Patron sizsiniz. Patron hepimiziz. Dahası da var. Arı biziz, bal bizdedir. Bunu unutmayın. Yasak Elma yeni bölümüyle karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan.